Her sinefilin okuması gereken iki kitap. İki. Tabii ki şaka yapıyorum. Amacımız clickbait değil. Her sinefilin okuması gerektiğini düşündüğüm, en azından bu kanalın kurulmasına sebep oldu diyebileceğim iki kitabı bugün sizinle paylaşacağım. Sinema ve filmler üzerine düşünmeyi seven, kafa yormayı seven, onları daha iyi anlamayı seven, izleyenlerin ilk başta göremediği, belki daha derin okumalarla görebileceği şeyleri fark etmeyi sevenler için her sinefilin okumasını tavsiye edeceğim iki kitap. Şimdi söyleyebiliriz. 1. Kitap 1. Öneri 1. Fav 1. Halen 10.000 abone olamadık. Neredesiniz? Niye abone olmuyorsunuz? İzleyenlerin %50'sinden fazlası abone değilmiş. En kısa zamanda desteğinizi bekliyorum. Aynı zamanda beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Kendi okuduğunuz ve sevdiğiniz sinema kitaplarını da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve şimdi videoya dönüyoruz. Bu kitabı ilk okuduğumda 5-6 yıldır profesyonel olarak kurgu yapıyordum ve kafayı taktığım her işte olduğu gibi tüm detayını öğreneyim, her şeyini öğreneyim diye uğraşıyordum. O dönem bilmiyordum tabii ki ama zirveden başlamışım çünkü bu kitabı okuduktan sonra çok daha fazla da kurgu üzerine kitap okuma ihtiyacı hissetmedim. O da Walter Mörsch'ün Göz Kırparken kitabı. Bilmeyenler için, yani Mörsch'ü de bilmiyorsanız ne diyeyim falan diyormuşum. Yani adını bilmiyor olabilirsiniz ama Baba serisinden tutun, Jarhead'ler, Apocalypse Now'lar, Touch of Evil, Yetenekli Bay Ripley. Ya yani çok 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 büyük işlerde çalışmış. İngiliz Hasta, sinema tarihinde ilk dijital kurgu, yarı yarıya da olsa İngiliz Hasta oturmuş ve ekibi tarafından yapılmıştı. Çok büyük bir kurgucu. Daha sonra yönetmenlik de yaptı. Halen de hayatta büyük bir deha. Bu kitap aslında onun Avustralya'da bir seminerde verdiği sunumun yazıya dökülmüş hali. Zaten başına oturursanız 2-3 saat içinde okuyabileceğiniz bir kitap. Ve Walter Mörsch'ün meşhur kesmenin 6 kuralı da bu seminerde yer alıyor. Ama tabii ki onlar ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü onlarla ilgili ayrı bir video yapacağız. Ancak Mörsch burada sadece kurgudan bahsetmiyor. Sadece kurgu yapmaktan değil, sinemanın hayatla nasıl bağdaştığından, kitabın adının göz kırpma olma sebebini kesmeyi göz kırpmaya denk düşürmesi, bütün bunların psikolojik analizlerini yapması, seyircinin nasıl algıladığını düşünmesi, inanılmaz derin bir bakış atıyor sinemaya. Gerçekten sinemaya ve özellikle kurguya bakışınızı değiştirecek harika bir kitap. Şimdi buradan bir de alıntı okuyalım. Eğer en azla en fazlaya ulaşın diyorsam azın ne kadar olduğunu bilmenin bir yolu var mı? Bu durumda şu saçma sonuca varmak mümkün mü? Hiç kesmeyelim mi? Şimdi ilk sorunumuza döndük. Film pratik nedenlerle kesilir ve kesmek, gerçekliğin bu ani kırılması kendi başına etkili bir araç olabilir. O halde mümkün olan en az sayıda kesme yapmak gerekiyorsa ne zaman kesmelisiniz? Bu kesmeyi iyi yapan nedir? Çok teknik ve kurgu bazlı bir bakış açısı gibi görünse de kitabı okuduğunuzda bunun aslında ne kadar duygusal bir şey olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta kesmenin 6 kuralının ilkini söyleyeyim size. Sahnedeki duygu diyor Mürşte. Duygu yerine gelmeden başka bir şeye bakmayız diyor. İşte genç eylemin, toy eylemin, hayata ve sinemaya tüm bakışını değiştiren, zaman zaman hayatında da kullanacağı öğütler almasını sağlayan o müthiş kitaba geliyoruz. Hitchcock, Truffaut. Bu kitabı anlatırken nereden başlayacağımı, nasıl başlayacağımı, neresini alıntılayacağımı hiç bilmiyorum. O dönemlerde Hollywood şu an bildiğiniz Hollywood gibi değil. Yapımda, dağıtımda her şey stüdyolara ait. Ve yönetmenler aslında sadece seti yöneten inşaatlardaki mühendisler gibi düşünün. Sadece seti yöneten kişiler, kurguya girmiyorlar, öncesinde yoklar. Böyle bir dönemde oyuncular stüdyolara bağlı. Mesela işte 5 filmlik kontrat yapıyor, 10 filmlik kontrat yapıyor ve sadece o stüdyonun filmlerinde oynayabiliyor vesaire böyle. Tamamen stüdyoların hegemonyasında olan bir dönemde Hitchcock diye bir manyak, bir deli, bir dahi çıkıyor. Ve öyle filmler yönetiyor ki sette o kurguya almadan filmlerini kurgulayamıyorlar. Biz bu kadrajı bağlayamadık, gel ne yaptın bize anlat da bağlayalım diye mecburen Hitchcock'u kurguya sokmaya başlıyorlar. Yani örneğin mesela bir kadrajda sadece kadrajın %80'ini bir fincan kaplıyor. Bu günümüzde bile bazen abes kaçabiliyor ama o dönemde hiç anlaşılamıyor ve onu stüdyolara çağırmaya başlıyorlar. Bu dönemde Hitchcock Amerika'da da çok meşhur değil kariyerinin ilk başlarında. Ta ki Fransa'dan yine manyak, deli gözlemci bir deha François Truffaut gelip onunla 8 gün süren röportajlar yapıp
bu kitabı çıkarana kadar. Gerçi bu kitap çıktığında artık Hitchcock da biraz meşhurlaşmıştı ama Truffaut da Fransız yeni dalgasının 3-5 önemli isminden birisi ve burada neden onun da deli bir manyak bir dahi olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Hitchcock'un kariyerinin başından 1962'ye kadar olan dönemdeki her filmi üzerine tek tek konuşuyorlar ve öyle nüanslardan, öyle bakış açılarından bahsediliyor ki bu kitapta bir yönetmen ne yaparı, yönetmenin işi nediri, bir yönetmenin normalde yaptığı şeyin 10 katını yapan Hitchcock'tan dinleyerek, Truffaut'un yorumlarıyla birlikte dinleyerek inanılmaz bakış açıları kazanıyoruz. Müthiş 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 bir kitap ve tüm bunları Truffaut'un sorularıyla ortaya çıkarıyoruz. Bu kitaptan sadece tek bir anlatı sunmak imkansız. Yani aradım hangisini sunayım diye ama sonunda bir tanesini zar zor seçebildim. Çok da basit bir alıntı seçtim. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Saboteur filmi için konuştuğu bu alıntıda şunu söylüyor. Eninde sonunda dönüp anlıyorsunuz ki diyor, ne kadar fazla fikriniz olursa olsun ve bunlar ne kadar iyi fikirler olursa olsun tek başına iyi bir film oluşturmaya yetmez. Bütünün şeklini hiçbir zaman unutmadan devamlı onu destekleyecek şekilde bu fikirlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Saboteur filminin senaryosunu yetersiz bulduğunu anlatırken bu alıntıyı söylüyor. Büyük 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 dehalar. Kitabın Türkçe baskısı ben ilk aldığımda da yoktu. Şu an sizler için tekrar baktım halen yok. Çok uzun yıllardır basılmıyor. Ancak 2015'te kitap bir belgesele dönüştürüldü. Hem bu söyleşilerden kısımlar var hem de günümüzün çok ünlü yönetmenlerinin de Hitchcock ve Truffaut ile ilgili yorumlarının yer aldığı bayağı başarılı bulunan yine aynı isimde bir belgeseli var. Bunu bulamayanlar, İngilizcesini okuyamayanlar en azından o filmi mutlaka izlesinler. Her sinefilin okuması gereken iki kitap dedik ama sinemanın teknik yanıyla ilgilenen için çok kısa iki kitap daha söyleyeceğim. Sinemanın 5C'si diye çevrilmiş olsa da orijinal adı sinematografinin 5C'si. Onun daha modern halini okumak isterseniz de Lane Brown'un Kuram ve Uygulama kitabı. Çok net söylüyorum, Sinema 101'in ilk 8 videosu falan direkt bu kitabın ilk 5 bölümündeki konuların video formatında anlatımı açıkçası. Bu kitaplara da bakabilirsiniz. Sizlerin kesinlikle okumalısınız diyeceğiniz kitapları yorumlara yazmayı unutmayın. Bu kitapları okuduysanız onlarla ilgili düşündüklerinizi de yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.